Merhaba sevgili dostlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Evet 3 Mart, 9 Mart Pazartesi yarış programında sizlerle tekrar beraberim. Bursa yarışlarını yorumlayıp sizlere videomu paylaştım sevgili dostlar. Akşama da gece koşulları, Şanlıurfa koşularımız var. 7 koşulu bir programla karşı karşıyayız sevgili dostlar. Evet Şanlıurfa'da ilk koşumuz birinci koşudan itibaren başlıyor. Yedili plase oynayan arkadaşlar için şartlı 4-5 ve yukarı Araplar 1800 metre kumla start alıyor. 11 Arap atının koşuya katılacağı bu yarışta sevgili dostlar 4 numara ve 8 numaralı atlarımız ekili olarak start alıyor. Burada sizlere ilk tercihim Caner Tepe ile start alacak olan Aprant arkadaşımız da son koşusunu gayet muntazam koşup üçüncülükte ayrıldı. 2 numarayı sizlere öneriyorum. 2 at önereceğim sevgili dostlar. Burada Şükran'ın oğlu Ferit Yardımcı ile start alıyor. Biliyorsunuz Ferit Yardımcı yani söylememize gerek yok. Yani bu Şanlıurfa'nın vazgeçilmezlerden biri. Gerçekten tecrübeli bir jokeyimiz sevgili dostlar. 3 numarayı da yazarsak yeterli olacağını düşünüyorum. 2 ve 3 sevgili dostlar. 7'li plase oynayan arkadaşlar için. Evet. ikinci koşu altılımızın ilk ayağı oluyor. Maiden bir koşu. Dişilere mahsus. 4 yaşlı Araplar. 1200 metre kumla start oluyor. Burada da 10 Arap atının start alacağı bu koşuda sevgili dostlar. Sizlere 4 at önereceğim. İlk atın 1 numara Atik Gülü olacak. İsa Akyoz'da start alacak olan son koşusunu ölçü almadım. Atik Gülü derecesiz olmuştu sevgili dostlar. 1 numara ilk şansı atım olarak sizlere önereceğim. İkinci atım 7 numara olacak. Menderes Avşar'la start alacak olan yani Maiden'e yakın gördüğüm 7 numarayı da Öz Fidanta'yı da sizlere ikinci atım olarak önereceğim. Üçüncü atım 8 numara Selluma kızı olacak. Sevgili dostlar, Aprant arkadaşımızla start alacak olan Mehmet Emin Doğan'la son koşusu dördüncülükle ayrıldı. Bu da Maiden'e çıkmaya yakın gördüğüm atlardan biri. Üçüncü atım olacak. Dördüncü atım 3 numara Gerekçeli olacak. Sevgili dostlar, 3 numara Ahmet Aslan'la start alıyor. Sevgili dostlar, bunu da mutlaka ters bir yarış beklediğim dördüncü atım olarak sizlere önereceğim. Altımızın ilk koşusunda sevgili dostlar. Evet, üçüncü koşu altılımızın ikinci ayı oluyor. Şartlı 4-3 yaşlı İngilizler 1900 metre. Evet, 1900 kumla start alıyor. Burada da sevgili dostlar 11 İngiliz atımızın start alacağı bu koşuda burada bankomuz olacak. O da 1 numara B2Sun olacak sevgili dostlar. O da geçen İsa Katar'la start almıştı. 1800 kumunu sonlarda mükemmel geldi ve de 6-7 boyla fark atarak yarışı kazanmıştı sevgili dostlar. Aynı şekilde Burak Bektaş'la da kazanmıştı ve de yine kazanacağını düşünüyorum. Uzayan mesafede gerçekten çok şanslı bir numarayı sizlere banko olarak öneriyorum sevgili dostlar. Evet dördüncü koşu. Sistemde bir sıkıntı var. Hemen atıyor. Şanlıurfa programından Bursa programına atıyor sevgili dostlar. Bir saniye şunu bir ayarlayayım. Tekrar sizlerle paylaşacağım. Sistem düzeldi. İnşallah atmaz da yarım kalmaz sevgili dostlar. Evet dördüncü koşu demiştik. Müslüm Tumbul koşusu kısa vade 6. 4 yaşlı Araplar 1700 metre kumla start oluyor. Dördüncü koşu altımızın üçüncü ayı alıyor. Burada da bir ekürümüz var. 11 atın start alacağı bu koşuda 8 numara Öz Atik, 9 numara Seyran Tepe ekürü olarak start alacak bu kupa koşusunda sevgili dostlar. Evet burada ilk atım 1 numara Yollar Ağzı olacak. Necmi Altın'la start alıyor. 1 numarayı ilk şanslı atım olarak sizlere önereceğim. İkinci atım Kırmay olacak. Ferit Yardımcı ile start alacak olan 2 numarayı da ikinci şanslı atım olarak sizlere öneriyorum. Üçüncü atım 3 numara Ulu Pamir sevgili dostlar. Bu da Ulu Pamir'in gerçekten çok harika yarışları var. 1800 kumda 3. 1900 kumda 1. 1700 kumda 2.
Yani bu uzun mesafede gayet başarılı koşacağını düşündüğüm Ulupamir'de üçüncü atım olarak sizlere önereceğim. Buranın büyük ihtimalle yarın sürdürerek favori çıkacağını düşündüğüm Mehmet Doğan'la start alacak olan, o da 8, 9 numara Seyran Tepe Ekürler olacak. Ekürler'i de kuponumuza yazarsak rahat bir yarış seyrederiz diyorum sevgili dostlar. Evet, 5. koşu şartlı 5, 4 ve yukarı Araplar 1200 metre kumla start oluyor. 5. koşu altınımızın 4. ayı oluyor sevgili dostlar. Evet, burada da 9 Arap atımızın start alacağı bu koşuda 2 numara Oğlum Karya ve 9 numara Bire Delal Ekür olarak start alıyor. 2 ile 9 numaralar Ekür oluyor sevgili dostlar. Burada sizlere 3 at önereceğim. İlk atım 3 numara Pirsus olacak. Mehmet Doğan'la start alıyor. 3 numarayı ilk atım olarak sizlere önereceğim. Yani yarın kazanmaya yakın gördüğüm ilk atım olacak. İkinci atım Ferit Yardımcı ile start alacak olan İpek Cihan'ı her koşusunda sizlere öneriyorum. Burada da mutlaka kuponumuza yazalım sevgili dostlar. Ters bir yarış gelebilir. Biliyorsunuz tecrübeli jokey'de Ferit Yardımcı da üstünde sevgili dostlar. Dördü de mutlaka kuponumuza yazalım. Son olarak Afrika Ander sevgili dostlar. Bunun da son koşusunu gerçekten muntazam koşup üçüncülükle ayrıldı. Vedat Kızmaz da start alacak olan yeri de üçüncü atım olarak sizlere öneriyorum. Evet, altıncı koşu altınımızın 5. ayı oluyor. Maiden bir koşu. Dişilere mahsus 4 yukarı 4 yaşlı Araplar 1200 metre kumla start alıyor. Bu 1200'de gerçekten zor koşular oluyor. Çıkan kafaya alıyor ve de maşallah bitiriyor. Kimin geleceği belli olmuyor sevgili dostlar. Burada da 10 Arap atımızın start alacağı bu koşuda hemen sizlere ilk şanslı atım 6 numara olacak. Sevgili dostlar, 6'yı ilk Karabahçe güzeli kuponumuza ilk şanslı atımız olarak mutlaka yazalım sevgili dostlar. Evet, ikinci atım burada da 5 numara olacak. 5 numarayı da kuponumuza mutlaka ilave edeyim. İsa Katar'la start alacak olan son kursunu ölçü almıyorum. 6 ve 5'i ayırt etmek için kuponumuza mutlaka ilave edeyim sevgili dostlar. Yani burada sizlere 2 at önereceğim. Hadi bir at daha var, onu da söyleyeyim sevgili dostlar. 8 numara Masal Günü. 3 at yeterli olur. 5-6 da şu Masal Günü'nden de ters bir yarış bekliyorum. Yani son koşusunu gerçekten güzel bir koşu sergiledi. Mahmut Ünlü de üstünde sevgili dostlar. 8'i de ilave edelim sevgili dostlar derim. Evet, 7. koşu altımızın son ayı oluyor. Handikap 14, 4 ve yukarı İngilizler 2000 metre kumla start alıyor. Burada da 16 İngiliz atımızın start alacağı bu koşuda ilk tercih atım buranın gerçekten üstünde tuttum. Yani banko olarak sizlere önereceğim. Üstünde tuttum. 3 numara Tongo olacak sevgili dostlar. Yani bu grubun gerçekten 1-2 adım önde olduğunu düşünüyorum. Mehmet Ali Aktürk de start alıyor. 3 numarayı sizlere banko olarak altınımızın son ayında öneriyorum sevgili dostlar. Yarın da benim kuponumda 3 numara banko olarak kalacak. Evet sevgili dostlar, inşallah Şanlıurfa'da başarılı bir yarış geçiririz. İyi atları yakalarız ve de ganyanlı atlar yakalama taraftarıyız. Bakalım, yani gerçi favorilerimiz var. Verdiğimiz atlar büyük ihtimalle yarın favori hanesinde de birinci at olarak da çıkabilir. Bakalım nasıl bir sonuçla ayrılacağız. İnşallah güzel bir neticeyle ayrılırız ve kazanan ve şanslı kişiler bizler oluruz sevgili dostlar. Herkese Bursa'dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Şansınız daima yanınızda olsun. Bursa ve Şanlıurfa yarışları için şansınız kat kat üzerinizde olsun sevgili dostlar. Biliyorsunuz Şanlıurfa zor koşular bizleri bekliyor demiştik. Gerçekten de zor oluyor. Güzel ikramiyeler veriyor. Ve de bakalım, inşallah o güzel ikramiyeleri bizler de yarın tutturmaya başlarız.
böyle tuttururuz hep 3'te, 4'te, 5'te kalmayalım. Böyle kazanan bizler de olalım sevgili dostlar. Herkese Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.